Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen internet çetesi operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde internet üzerinden gerçekleşen suçlarda artış meydana geldiğinin görülmesi üzerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında ülke genelinde suça karışan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı bir suç örgütünün internet ortamında yer alan alışveriş sitelerine sahte ilanlar koydukları, vatandaşları ucuz ürün vaadiyle kandırdıkları ve ürünün ödemesini aldıktan sonra telefonlarını kapatarak izlerini kaybettirdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin sosyal medya ortamına yerleştirdikleri sahte banka reklamları vasıtasıyla veya doğrudan bilişim sistemlerine girerek vatandaşların internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri ve hesaplarını boşalttıkları tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 12 Şubat 2019 günü Diyarbakır merkezde olarak Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Bolu illeriyle Diyarbakır Merkez, Ergani ve Dicle ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalar sonucu çok sayıda delil elde edilirken adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 12'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ilçe temaslarını sürdürüyor. Beyazgül dün ilk olarak Bozova ilçesindeydi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Partiyi ziyaret etti ve orada coşkulu kalabalığa seslendi. Bozova ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı. Başkan Adayı Avukat Beyazgül burada toplanan Bozovalılara hitap ederek 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye, kendisine ve Cumhur İttifakı ile birlikte 13 ilçe adaylarına destek ve dua istedi. Bugün buraya ziyarete geldik. Sabahleyin kadın kollarımızla ana kademin ile görüştük. Sonra da esnafımızı bir ziyarete çıktık. Ama siz burada miting düzenlemişsiniz, haberimiz yok. Siz var olun, teşekkür ediyorum. Bugün anlıyoruz ki Bozova 31 Mart'ın kararını bugünden vermiş. Allah'ın izniyle Bozova sandıkları patlatacak. Hiçbir miting hazırlığımız yokken, hiçbir toplantı hazırlığımız yokken bu kalabalığı hazırlayan Bozova kim bilir mitingde neler yapacak, neler yapacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan genel başkanımızın öncülüğünde bismillah diyoruz. AK Belediyeciliğe 31 Mart'tan sonra ben ve Subhi Başkan 13 ilçe belediye başkanımızla el ele veriyoruz. Durmak yok. Sizlere hizmet. İhtiyacı varsa o bizim vazifemiz. Bozova'nın gönlünden ne geçiyorsa o bizim projemiz. Bozova'mız nereye geliyorsa biz orada olacağız Allah'ın izniyle. Biz hizmet için bu yola çıktık. 5 yıl gece gündüz sizlerle beraber Bozova'yı daha güzel, daha modern, daha mutlu bir Bozova yapmak için 31 Mart sabahı kollarınızı sıvayacağız Allah'ın izniyle.
Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve taş ve sopa bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Terör örgütü PKK tarafından metropollere saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi. Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayında katılan arama ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle metropol şehirlerde fedai tarzı eylemler gösterildikleri tespit edilen Hogir Van Kod adlı SD, Dersim Çevlik Kod adlı BB ile Kendal Azadi Kod isimli MK, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen SD ile MK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. BB ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova temasları sonrası Birecik ilçesine de gitti. Orada da vatandaşlar ve esnaf tarafından coşkuyla karşılandı. Orada da parti binasını ziyaret etti. Fırat'ın incisinde vatandaşların Beyazgül'e ilgisi oldukça yoğundu. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, beraberindeki partililerle birlikte Fırat'ın incisi Birecik ilçesine geçti. Birecik Belediye Başkanı Avukat Faruk Pınarbaşı, Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, AK Parti İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar ve partililerce karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik'te esnaf ziyareti yaptı ve ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı. Bugün ilçemize şeref veren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız artık diyelim, Zeynel Bey sizlere hitap edecek, tamamlanmış veya tamamlanacak olan tüm projeleri ve gelecek için Birecik'e katkılarını kendilerine anlatacak. Saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatımızdan arkadaşlarımızla geldik. Yanımda Mahmut Mirkelam. 31 Mart 2019 Birecik Belediye Başkan adayımız değil artık. O bizim belediye başkanımız ama. Evet. Biz Birecik'lere inanıyoruz. Birecik'ler bugüne kadar AK Parti'nin arkasında elif gibi dimdik durdular. Bu seçimde Allah'ın izniyle Birecik'ler Birecik'in arkasında ve AK Parti'nin arkasında duracaklar, sandıkları patlatacaklar. Birecik, Birecik'lilerin. İşte biz de var gücümüzle bu Birecik'lerin arkasında duracağız. Kendimiz de bir Birecikli olacağız. Büyük şehir, küçük şehir ayrımı yok. Hükümetimiz, belediyemiz, küçük şehrimiz, cumhurbaşkanımız hep birlikte
tek bir yürek çalışacağız. Mahmut Bey burada bir söz verdi size diyelim. Efendim bu büyük şehrin görev içerisine giriyor. Yok öyle bir şey. Ne derse biz kendisinin arkasındayız. O ne derse hükümetimiz arkasında. O ne derse genel başkanımız arkasında olacak. Bir müddet sonra projelerimizi açıklayacağız inşallah. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizin gönlünüzden ne geçiyorsa, Bilecik'in ihtiyacı neyse bizim projemiz o olacaktır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, Bilecik Belediye Başkanı Avukat Faruk Pınarbaşı, Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Vahap Aktar ve partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Esnafların ve vatandaşların dilek ve önerilerini dinleyen Beyazgül'e Bilecikliler sevgi gösterisinde bulundu. Fırat'ın incisi Bilecik'le devam ediyoruz. Bu sefer Kelaynakları ile ilgili bir haberle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan koruma altına alınan 261 kelaynaktan bu yıl rekor sayıda yavru bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977'de 11 kelaynak ile kurulan kelaynak üretme istasyonundaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Üreme döneminin başladığı bahar aylarında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar göç mevsimi geldiğinde tekrar kafeslere alınıyor. İstasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirin de aralarında bulunduğu özel menüyle beslenen kelaynaklar bölgede halk tarafından bereketin sembolü olarak nitelendiriliyor. Bilecik'teki istasyonda kelaynaklardan 2016'da 38, 2017'de 47 yavru alınırken periyodik artışla geçen yıl bu sayı 65'e ulaştı. Bu yıl ise koruma altındaki 261 kelaynaktan rekor sayıda yavru alınması bekleniyor. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada halen yaklaşık 20 dekarlık bir alanda kelaynakları korumaya çalıştıklarını söyledi. Bilecik ilçemizde bereketin sembolü olan kelaynak kuşları 1977'de koruma altına alındıktan sonra 11 adetle başlandı. Şu an toplam sayı 261'e ulaştı. 2018 yılında 65 adet kelaynak üretimi sağlanmıştır. 2019'da da 65 ve üzeri beklenmektedir. Bunda da doğa ve iklim koşulları, bol yağış bu sayının artırılmasında etkili olacaktır. Tabii seçim satım haline girdiğimiz bu süreçte adayların çalışmalarını sık sık ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyiciler. Muhtarlık seçimi de yapılacak. Muhtarlar da hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Doğukenti Mahalle Muhtar Adayı Sinan Şeyhanlı da coşkulu bir kalabalıkla seçim ofisini açtı. Efendim Sinan Şeyhanlı, Doğukent Mahalle Muhtar Adayı kendisi. Bugün seçim bürosunda gerçekten çok değerli dostları vardı, akrabaları vardı. Çevredeki dostlar kendisini yalnız bırakmadılar efendim, sağ olsunlar. Ve şimdi kendisiyle birlikteyiz. Bakalım Sayın Şeyhanlı'nın bu kadar sevgiye, bu kadar desteğe, bu kadar kefalete karşı ne gibi planları var? Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Sinan Şeyhanlı, Doğukent Mahalle Muhtar Adayı. Evet. Emekliyim, üç çocuk babasıyım. Büyük evet. Kızım öğretmen, küçük kızım da hemşireliği bitiriyor bu sene. Muhtarlık işi günül işi. Ben aşağı yukarı 2 yıldır mahallemizde dolaşıyoruz. Eksik hizmetleri görünce bir duyarlı vatandaş olarak buna el atmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mahallemiz 30-40 bin civarında bir nüfusu var. Hı. Tek bir sağlık ocağımız var. Evet. O da bir binanın giriş katında 4 hekim arkadaş bir olmuş. Bir işi yürütmeye çalışıyor. Ben diyorum ki bir ilçe kadar nüfus sahibiz. Aynen. Orada bir sağlık ocağı ben çok da düzgün evet, değil. Evet. Bir semt pazarımız dahi yok. Projede var.
bir yerde yapılmış otopark olarak kullanılıyor. Otobüs duraklarımız yetersiz. Evet. İnsanlar yazın arabası olmasa evine bir karpuz getirme cesareti bulamıyor. Çünkü 2 kilometre yürüme mesafesinde, evet, Güzelşehir kafeye çıkarken sağ taraf ne okul, ne sağlık ocağı, ne cami, ne semt pazarı, hiçbir hizmet yok. Evet, Karaköprü Urfa'nın incisi diyorlar. Doğu kent Urfa'nın en güzel ilçesi diyorlar. Evet, gözle görünen bazı şeyler var ama önemli olan insanlara hizmet konusunda çok yetersiz. Evet. Peki bunlar eksik diyorsunuz. Siz muhtar olursanız bir Nisan sabahı. Evet. Bunlar için ne yapacaksınız? Öncelikle bu yarışta benimle beraber muhtar olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çok güzel. İnşallah hak eden kazanır. Mutlaka efendim. Eğer ben seçildiğim takdirde, beni bilenler biliyor, 24 saat telefonum açık olacak. Sürekli halkımla beraber olacağım. Ben 24 saat telefon açık olacak bu sefer. Telefonum açık olacak. Evet, ben onlara bir muhtar değil, bir abi, bir kardeş olarak olacağıma söz veriyorum. Evet. Bir muhtarın yapabileceği en güzel hizmeti getireceğime söz veriyorum. Ben demiyorum hastane yapacağım, demiyorum fabrika yapacağım. Ama mahallenin sıkıntıları ne varsa birebir ben uğraşacağıma, bunları da yapacağıma inanıyorum. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün dünkü son durağı Halfeti'ydi sevgili izleyiciler. Halfeti'de de coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül 31 Mart akşamı Halfeti AK Belediyecilik'te tanışacak dedi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe gezileri kapsamında Bozova ve Bilecik ilçesindeki temaslarının ardından Şanlıurfa'nın saklı cenneti Halfeti ilçesine geçti. Halfeti'de ilçe seçim bürosunu açan Avukat Beyazgül, ardından esnaf ziyareti yaptı ve muhtarlarla bir araya geldi. İlçe seçim bürosunun açılışına saatler öncesinden gelen ve yağışa rağmen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beyazgül, ilçe belediye başkan adayı Şeref Albayrak'a destek veren Halfetililer, AK adayları adeta bağrına bastı. Bu seçimin sloganı gönül belediyeciliğe, biz sizlerin sadece oylarına değil, gönüllerimize talibiz, hayır duamıza talibiz. İnşallah 31 Mart akşamı hep beraber Halfeti'nin ve Şanlıurfa'nın gönlüne gireceğiz ve sizlerle beraber zaferi yaşayacağız. Halfeti hemşehrilerim, sizler bu kardeşinizi söyleye söyleye başkan adayı yaptınız. İnşallah Halfeti'de Şeref Albayrak'a, Urfa'da da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ü başkan yapacak mıyız? Beraber ıslandık yarın yağmurda, beraber yürüdük bu yollarda. Ne güzel bir yağmur değil mi ıslandık? Neden Halfeti Şeref Albayrak dedi? Çünkü Halfeti hizmete susamış. Çok hem de. Halfeti hizmeti gördü. Halfeti ayrımcılık yapmamayı gördü. Halfeti tevazuyu gördü. Halfeti kapıların açıldığını gördü ve dedi ki Şeref Albayrak. İnşallah burayı turizmle daha fazla canlandıracağız, tanıtacağız. Ne diyor İskel kardeşimiz? Şeref Albayrak isteyecek, Zeynel Başkan verecek. Halfeti'nin gönlünden ne geçiyorsa o bizim projemiz olacak. Halfeti'nin ihtiyacı neyse biz onu yapacağız. Bizim arkamızda kale gibi dimdik duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim sevdamız nedir? Bizim sevdamız millet sevdası. Bizim sevdamız memleket sevdası. Bu memleketin karşısını başla koyalım. Bu memlekette bir gönül bayrağı kuralım diye yola çıktım. Gerisi nefer var Allah'ın izniyle. Hiç de önemli değil.
İlçe seçim bürosu açılışı sonrası Halfet'in Muhtarlar Dernek Başkanı ve Aşağı Göklü Mahalle Muhtarı Yusuf Sönmez ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beyazgül ve İlçe Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak ardından esnaf ziyaretleri yaparak 31 Mart gecesi AK Parti'ye destek ve dua istedi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şanlıurfa'da özel bir okul tarafından düzenlenen ödüllü bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yenizler Okulları'nın her yıl geneliksel olarak düzenlediği bursluluk sınavımız 2 gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleşmiş durumdadır. Bu sınavda velilerden aldığımız geri bildirimde sınavın gayet düzenli ve sistemli bir şekilde olduğunu ve çocukların sınavdayken hiçbir problem yaşamadığını, sınava gelirken gayet bir şekilde ulaşımda, okulda, okulun çok iyi hazırlandığına dair velilerden aldığımız geri bildirimler tabii ki bizleri mutlu etti. Çocuklarımız sınavdayken velilerimizi konferans salonuna aldık. Yaşam başarısı ve sınav başarısı adı altında onlara çok güzel bir seminer verdik. Velilerimiz de bu seminerden çok mutlu oldular ve bundan sonraki yaşamda tüm öğrencilerimize okulumuzun adına başarılar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı adayı Metin Baydilli, Karaköprü'ye üniversite kazandırma açıklamasının ardından başka bir parti adayının bunu kendi projeleri olduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi. 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti tarafından Karaköprü Belediye Başkan adaylığı için tekrar gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli, önceki gün kendisi için çıkan çalıntı proje iddialarına yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Karaköprü'ye üniversite kazandırmak hayali ve projesinin olduğunu ve bunun için girişimlerde bulunduğunu göreve geldiği günden itibaren her platformda deklare ettiğini söyleyen Başkan Baydilli, diğer parti adayının bunun kendi projesi olduğu ve kendisinden ilham alındığı yönündeki açıklamalarının talihsizlik olduğunu kaydetti. Çok güzel bir şeye değindiniz. Dediniz ki, ben daha önce programda sorduğumda işte Karaköprü için hayalleriniz var mı? Dedim evet, benim Karaköprü için hayallerim var. Üniversite dedim. Niye üniversiteyi söyledim? Biz Şanlıurfa olarak Karaköprü bir tarafa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan iliyiz. Şimdi böyle olunca evet, demek oluyor ki bir düzelme var. Ha, ama biz evet devlet okullarında yaptığımız bu düzenlemeyi bir de üniversite anlamında da Karaköprü'müze, Şanlıurfa'ya ikinci bir üniversite kazandırmamız, Şanlıurfa'daki gençliği Şanlıurfa'da tutmamız, onların bu konuda geleceğe emin adımlarla ilerlemenin yolunun yine üniversite olduğunu ve bu konuda belki maddi durumu yerinde olmayan, belki başka bir ile, başka bir şehre göndermeye gücü yetmeyen veya kız çocuğu olduğu için kendi benim ilimde üniversite olsaydı gönderirdim ama ben başka ile göndermiyordum diyen aileler için büyük bir fırsat olacaktır ki. Ki Urfa'da da böyle aileler çok. Ki çok. Var. Bundan dolayı Şeref Bey kendisi eğitimcidir. Bu konuya en iyi hakim olan da odur. Bundan dolayı bizim öncelikle Şanlıurfa'mıza ve Karaköprü'müze yer olarak da bir üniversite kazandırmamız benim hedefimdir dedim. Şanlıurfa'da dipsiz minareleriyle bilinen iki camiden biri olan tarihi Attar Pazarı Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesi Haşimiye Meydanı'nda bulunan Tarihi Attar Pazarı Camii'nin restorasyonu sürüyor. 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan ve 947.505.83 ödenekle yapılan restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. İbadete kapatılan camideki restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle cami cemaati namaz kılmak için bölgedeki diğer camilere gidiyor.
Restorasyon çalışmalarının ise 30 Haziran'a kadar bitirilerek caminin yeniden ibadete açılması planlanıyor. Minaresi giriş kapısının üzerine yapıldığı için halk arasında dipsiz minareli cami olarak bilinen Attar Pazarı Camii'nin yanı sıra Kadıoğlu Camii de minaresi üstü beşik tonoz örtülü olup dış kapının üzerine yapıldığı için dipsiz minareli cami olarak biliniyor. ...31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Eyüpye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş, Tarihi Hanlar Bölgesi olarak bilinen çarşıları gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. ...31 Mart yerel seçimleri kapsamında ev toplantıları, esnaf ve mahalle gezilerini aralıksız olarak sürdüren ve her fırsatta Eyüpyelilere başkan değil hizmetkar olmaya talibim diyen Eyüpye'nin AK Başkan adayı Mehmet Kuş, esnaf gezileri kapsamında tarihi Hanlar bölgesini gezdi. Belediye Meclis Üyesi adayı İbrahim Halil Beyaz ile birlikte çarşılar bölgesinde yer alan esnafları teker teker ziyaret ederek onların dilek ve önerilerini dinleyen Mehmet Kuş'a esnafın gösterdiği ilgi görülmeye değerdi. Merhum babası Mustafa Kuş'un Şanlıurfa'da oldukça sevilen bir isim olmasının avantajını da yaşayan Eyüpye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş'un tarihi Hanlar bölgesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında uğradığı baba dostu terzi esnafıyla girdiği samimi diyalog görülmeye değerdi. Gönül belediyeciliği dosturuyla yola çıkan AK Partili Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş, baba dostu esnafın elini öperken çocukluğuna gitmesi eski hatıraların canlanmasını sağladı. Esnaflarla tokalaşan, büyüklerinin elini, küçüklerin ise gözlerini öpen ve onların ikramlarını geri çevirmeyen belediye başkan adayı Kuş'un samimi tavırları halkın takdirini topladı. Sen baba dostu zaten. Bak ot kendine gelirdi çocuktu ya. Evet. Yavrum, Cumhurbaşkanı düşürmeyin, kimi düşürse düşürün. Yani Allah rızası amacımız o valla. Onun bayrağını göklerde dalgalandırmak. Abuna da geldi bile. Estağfurullah. O benim baştaşım. Evet, Allah razı olsun. Onu Allah ısrar eder. Başka bir şey diyemem. Evet. Ama ben bu yeğenim için çalışırım. Bunun babası ben de olsun. Allah razı olsun. Allah sağ olsun. Allah seni var etsin. Sağ olasın. Haşimiye pazarı, Kunduzcular pazarı, Kürkçüler pazarını gezdik. Esnafımızla buluştuk. Sıkıntılarını dinledik. 31 Mart yerel seçimler için kendilerinden desteklerini istedik. Sağ olsunlar, destek vereceklerini ifade ettiler. Kısmen sıkıntılar var. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıktığımız halde Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarını gidereceğiz. Allah'ın izniyle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele verip üvedi bir şekilde Eyüpye'nin prestij caddelerine kavuşturmamız lazım. Bir buçuk iki aydan beri 31 Mart 2019 yerel seçimlerine teşkilat olarak hazırlık yapmaktayız. Adayımız Sayın Mehmet Kuş'un adaylığıyla birlikte çalışmalara hız verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta partimiz muzaffer olacak. Hep birlikte güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 2 aydır evlerinin etrafını saran suyun içinde yaşamak zorunda kalan mahalleli yetkililerden yardım bekliyor. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ay önce yağan yağmur nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence Kırsal Mahallesi'ni su bastı. Baskın sırasında sulama için kullanılan bir borunun patlaması üzerine sular ev ve ahırların içine kadar girdi. Kendi çabalarıyla patlayan boruyu tamir edip suyu bir türlü tahliye edemeyen mahalleli yaklaşık 2 aydır su içinde yaşıyor. Mahallenin yarısından fazlasını kaplayan ve göl haline gelen suyun pis koku ve hastalık yaymaya başladığını iddia eden mahalleli yetkililerin kendilerine yardım etmesini istiyor. Burada yaklaşık bir iki ay oldu. Sular her yeri basmıştır. Dolmuş durumda zaten. Buradaki ev tamamen su altında. Su evin altından çıkıyor komple. Aynı zamanda belediyeden geldiler. Müdahale ettiler daha doğrusu ve yine eskisi gibi oldu, yine su doldu. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.